Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakir. Nasılsınız abi? <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Cuma'nız mübarek olsun. Sağ olasın. <laughs> Bir önceki çekmiş olduğumuz konu mezheplerle alakalıydı. Birinci partını çekmiştik. Devam ettireceğimizi söylemiştik. Şimdi de ikinci parttan inşallah devam etmek istiyoruz. Altıya bölmüştünüz İslam evet. tarihini. ikincisinde kalmıştık. İslam hukuk tarihini ya da mezhepler tarihini. Mezhepler tarihini. ikincisinde kalmıştık ve ikincisinin sahabe dönemi olduğunu söylemiştiniz. Evet. Sahabe dönemini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemiyle ayrıştıran şeyler nelerdir? Bir kere daha hatırlatayım. Ben o tasifi, o altıl tasifi bana ait bir tasiftir. Yani bir İslam hukukunun tarihsel serüveni deyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la başlatıp Kur'an'ın üzülüyle başlatıp günümüze kadar olan o dönemi yani 1400 küsur yıllık dönemi 6'ya böldüm ya o bana ait tasif. Onun ben altını... onu soracaktım çünkü bunu daha önce başka bir yerde okuduğum, gördüğüm, duyduğum bir altılı bölme değil yani ilk defa sizden duyuyorum. Evet yani çok daha basic anlamda bölüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi sonra kurucu imamlar dönemi diyorlar fıkıhta. Arkasından bugüne kadar gelen böyle çok böyle kabaca tasifler ama fakat o soruya cevap verebilmek için bugün biz neden bir mezhebe bağlı olarak fıkhi noktada yaşamak zorundayız ya da yaşamak zorunda mıyız sorusuna cevap verebilmek için hani Arapçada kullanılan tabir vardır. Efradını cami, al yarını mani demek. Yani bütüncül bir göze bakıp hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan net bir cevap verebilmek için ben şahsen kendi okumalarıma da bağlı olarak ki o okumalarım neredeyse 44 yıllık bir okuma tabi 1980 yılından bu yana eğer bu tasvir bana ait onun tekrar altını çizeyim yani bir başka yerde gör, görmüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla eğer tenkidi yapılacaksa, eleştirilisi yapılacaksa tabii ki yapılabilir. Bu bana ait olmalı, bana yönelik olmalı, başkalarının başkalarına yönelik olmamalı. Şimdi gelelim ikinci döneme ve senin sorun üzerinden hareket edeceğim. Sahabe-i Kiram dönemi ikinci dönemdi. Ve ben sahabe-i kiram döneme kaynak verirken veyahut da tarih verirken 632 ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı ve 718 demiştim. 718'de en uzun yaşayan sahabinin vefat etmiş olduğu Ebu Teyl'in tarihi olarak aldım ama e, o vakte kadar yani 718'e kadar yaşayan her bir sahabinin hukuka katkısı vardır, hukukta alakalı efendim ifadeleri vardır falan anlamında değil. Sadece bir tarih çizelgesi olsun diye. Belki belki bir 10 yıl önce belki 718'den 20 yıl önce hukuka katkısı olan sahabilerin vefatı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla o tarihi geriye çekmek de mümkün olabilir ama ben bir sınırlama Olması açısından böyle yaptım. Ve aynı zamanda Efendimiz'den sonra sahabelerin dünyanın farklı farklı yerlerine gittiğini de göz önünde bulundurursak bazı dönemlerde bazı yerlerdeki sahabe efendilerimiz, efendilerimizin döneminin daha erken bittiği söylenebilir herhalde. Tabii ki mesela Mekke Medine değil. Çünkü orada daha yoğunluklu bir sahabi vardı. Veyahut da yakın yerlerde ne gibi mesela işte Bağdat gibi veyahut da Kayre gibi yerlerde değil ama başka yerlerde aynen dediğin gibi. Şimdi gelelim sahabe-i kiram döneminin özelliklerine ve onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden ayırt eden özelliklere ki zaten sahabe-i kiram dönemi fıkı dediğimiz zaman o özellikler, o ayırt edici özellikler bu ayrı bir tasifi beraberinde getiriyor. Bu dönemin en önemli özelliği geçen hafta bu dönemin en önemli özelliği demiştik. Evet. Yani ilk bu şeyde, sohbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi için. Şimdi sahabe-i kiram dönemi için de aynı şeyi bu dönemin en önemli özelliği diyoruz ama tersinden. Olmaması mı diyeceğiz? Olmaması diyeceğiz. O, o neydi orada? Vahyin denetimin olması Efendimiz döneminin en önemli özelliğiydi fıkhi açıdan. Bu dönemin en önemli özelliği ise vahyin denetimin olmamasıdır. Yani ortadan kalkmasıdır. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte vahiy kesilmiştir. Ve vahiy kesildiğinden dolayı da orada sahabeyi kiramın yapmış olduğu herhangi bir yoruma karşılık onu düzeltecek bir vahiy yoktur. Anlatabildim Anladım. mi? Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde olsaydı ister o yanlışı, yanlış yorumu Cenab-ı Hakk'ın muradına, maksadına aykırı yorumu ister Efendimiz yapsın isterse sahabe ikram yapsın vahiy ile o bir şekilde düzeltiliyordu. Ama şu an itibariyle vahiy ortadan kalktığı için artık burada her ne kadar en üst otorite yaşayanlar bağlamında sahabe-i olsa bile vahiyin otoritesi ortadan kalkmış oluyor. Pekala vahin denetiminin ve ortadan kalkmasının getiri veyahut da götürüleri var mıdır? Tabii ki vardır nedir götürürleri? Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olup olmadığını bilmememizdir. Neyi? Sahabe-i kiramın yapmış olduğu yorumları. Ve zaten onlar da bu işin idraki içindeler. Onun için diyorlar ki biz kendi idrak kapasitemize göre, kendi bilgimize göre, kendi Kur'an'ı algılayışımıza göre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan görmüş olduğumuz örnekliğe göre bu böyle olması lazım diyor ve kendi kanaatını ishar ediyor. Onlar da diğerleri de kendi kanaatlarını ishar ediyor ve böylece kanaatlar çatışıyor veyahut da kanaatlar birleşiyor. Ortaklaşa ya oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla bir karar ortaya çıkıyor. Söz gelimi efendim ganimetlerin dağıtılması mevzu. Savaş olmuş. Savaşa insanlar katılmış. Katılan insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından biri nedir? Bir de İslam öncesi Arap toplumunda var gelen uygulamadan hareketle tutuyor bunun belli bir kısmını gazilere dağıtıyor değil mi? Yani savaşa katılanlara dağıtıyor. Üçte bir Haz miydi? Beşe bölünüyor. Eşem. Beşte biri Allah ve Resulü yani devletin hazinesine gidiyor. Diğerleri gazilere dağıtılıyor. Şimdi gelelim Hazreti Ömer dönemine. Hazreti Ömer bu uygulamayı bilen bir insan. Ama aynı Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün savaşlarda aynı şekilde hareket etmediğini de bilen bir insan. Dolayısıyla demek ki diyor Hazreti Ömer zihninde Allah Resulü konjektüre olarak bu mevzuda davranmış. Bir savaşta evet derken bir savaşta hayır demiş. Bir savaşta dağıtırken öbür savaş sonucunda dağıtmamış demiş. Ve böyle bir zihniyeti oturtmuş zihniyetine. Ve sonra Irak toprakları fethedilmiş. Bizim sevadı Irak dediğimiz topraklar fethediliyor. O toprakların en önemli özelliği çok büyük olması, ziraate elverişli olması, orada yerleşik olan insanların az olması ve gazilerin de yani savaşa katılan insanların da çok fazla olması. Şimdi burada yapılması gerekli olan şey o savaşa katılan insanlara fethedilmiş olan o gayrimenkul araziyi dağıtmaktır. Hazreti Ömer günlerce düşünüyor. Bakın günlerce düşünüyor ve arkasından diyor ki ben bu toprakları dağıtmıyorum diyor. Sebep olarak ne veriyor? Sebep olarak da şunu söylüyor. Diyor ki eğer ben bu toprakları şu anda bu savaşa katılanlara dağıtır isem şayet toprak zenginleri ortaya çıkacak. Sonra çünkü arazi çok verimli ve çok geniş. Ondan nesline ondan ondan ona de geçerken toplum içerisinde bir sosyoekonomik adaletsizlik olacak bir dengesizlik olacak diyor kendi eliyle bir aristokrat bir kesim oluşturacak. Kesim olacak oluşturacağım yani. diye düşünüyor ve do ve tutuyor diyor ki ben bu toprakların mülkiyetini devlet hazinesine koyuyorum ama insanlara icare vereceğim, kiraya vereceğim, İsteyenler bu toprakları işletmek isteyen insanlar belli bir ücret karşına gelip işletebilir. Hatta burada da bu ta Mekke'den Medine'den veya da dünyanın başka yerlerinden kalkıp bu savaşa katılan insanlara öncelik tanıyacağım diyor ve böylece dağıtmıyor. Şimdi kaynaklarda iki tane rivayet hatırlıyorum ben. Bir tanesinde diyorlar ki, min gayri nekine Minas sahabe. Sahabe-i ikramdan hiç kimsenin itirazı olmaksızın, inkar olmaksızın bu kabul edildi. Bazıları, bir başka rivayette de hayır bazıları itiraz etti. O itirazı rağmen Hazreti Ömer'in kanaatı etrafında yoğunlaşma olduğundan dolayı o kanaat kabul edildi. Hatta Hz. Ömer bunu ifade ederken Haşr suresine geçen keyle yekuna duleten beynel agniya minkum bu devlet veyahut da bu mal varlıkları sizin aranızda zenginlerin arasında dönüp dolaşan sürekli onlar arasında el değiştiren bir meta olmasın ayetini delil olarak gösteriyor Hz. Ömer. Bakın orada da bir otorite arayışı içerisinde Kur'an'ın bu ayet-i kerimesini delil olarak gösteriyor. Bir metodoloji kullanıyor yine kendisi. Tabii ki bir metodoloji kullanıyor. Sahabe-i kiramın hepsinde bunu görebilirsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in toplanması mesela Hazreti Bekir itiraz ediyor değil mi? Görüyorsunuz ikta dediğimiz bizim kalpleri İslam'a ısındırılmak üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın devlet hazinesinden mal dağıtmış olduğu insanlar var. Hazreti Bekir döneminde Hazreti Ömer'in itirazı var. Bu işe son verelim onun uygulamaya konulduğu an şu 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 gerekçeler, şu 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 şartlar söz konusuydu. Şimdi hem o şartlar ortadan kalktı, hem gerekçe ortadan kalktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması olsa bile o uygulama bir nedene dayanıyordu. O neden ortada olmadığından dolayı bu hüküm de değişebilir diyor. Hani bizim mecellede Ezmanın tegayyürüyle ahkamın tegayyürü inkar olunamaz diye bir kaide vardır. Onun ta kökeni oraya uzanıyor. Aslında işin içine bakarsanız aslında daha da geriye götürebilirsiniz bunu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında da bu türlü uygulamalar görebilirsiniz. Hatta Kur'an-ı Kerim'in kendisinde bu türlü uygulamalar görebilirsiniz. Savaş esirlerine olan muameleyi büyük bir ihtimalle bir önceki programda söyledim. Yani Bedir Savaşı'ndan sonra inen savaş esirlerine karşı nasıl davranılacak konusundaki ayetle aynı konudaki Hayber Savaşı'ndan sonra inen ayet-i kerimede çok ciddi farklar görebilirsiniz. Demek ki Allah da Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da konjöktürel şartlara bağlı olarak o sosyal hayatı düzenleyen kurallarda farklı şeyler söylüyor, farklı ayetler oluyor, farklı hükümler gündeme geliyor. Bu dönemdeki metodolojiyle aklımda bir şey takıldı. İleriki dönemlerde büyük ihtimalle bahsedeceğiz ama hadis ilmiyle alakalı hangi hadislerin kabul edilip hangi hadislerin kabul edilmemesiyle alakalı bir metodoloji var. Bu dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve Vesselam'a e bu kadar yakın bir dönemde her türlü. sahabinin hafızası aynı değil bu konuda kapasitesi aynı değil. Yorum yapabilme kapasitesi aynı değil. Bu kadar efendim Selam'ın yakın bir dönemde hadis metodolojisi daha tam oturmadan yani hadis ilmi, araştırılma ilmi tam oturmadan neye dikkat ediyorlardı? Bir metodoloji Fakir, var mıydı? Fakih sahabiler diyorlar ona. Çok güzel bir nokta o. Bakın mezhep imamlarının kabul etmiş olduğu ya da fıkıhta ön plana çıkmış olan insanların hadis aks şartlarına, hadis kabul şartlarına Diyorlar ki Muaz bin Cebel'le, Abdullah ibni Mesud'la efendim sıradan başka sıradan derken yanlış anlaşılmasın evet. hakikaten fıkhi konularda behresi olmayan bir başka sahabiyi her ne kadar o hadisi rivayet etse bile o vakaya şahitlik yapmış olsa bile onun rivayetini kabul ediyor, onun yorumunu kabul ediyorlar, bunu yorumunu kabul etmiyorlar. Yani fakih sahabiler diye ayrı bir bölüm vardır bizim literatürümüz içerisinde ve onların özelliği de ahkam hadislerinde rivayetleri diğerlerine nispetle çok daha ön plana çıkar. Bunu bir sonraki dönemlerdeki e, imamların yaptığını görüyoruz. Peki bu dönemde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bir şey yorum getirirken bunun arasında bir farklılık gözetiyorlar mı? Şöyle eğer bir kere her şeyden önce o hadis-i şerifin sahih olup olmadığına bakmamız lazım. Bir kere o. Yani senet açısından muttasıl bir hadis, efendim mütevatir bir hadis, sahih bir hadis adını koymamız lazım. Arkasından metin tenkidi yapıp, metin tenkidinde Kur'an'ın temel ilkelerine muhalif olmadığını ortaya koymamız lazım. Arkasından o hadisin sebebi vurduğuna, yani üretilmiş olduğu ya da o hadisenin meydana gelmiş olduğu dönemdeki sosyo-kültürel ya da sosyo-ekonomik şartlara bakaraktan neticeye varmamız lazım o hadisin özgün manasını, orijinal manasını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maksadını ve masatını çok net bir şekilde belirlememiz lazım. İşte bütün bunları belirledikten sonra, bu üç unsuru yerine getirdikten sonra o hadisi günümüze taşıyabiliriz. O hadisi günümüze taşıdığımızda o maksada hizmet edecekse o hadisteki hüküm, bakın o maksada hizmet edecekse o hadisi olduğu gibi alırsınız. Ama o maksada hizmet etmiyor ise şayet maksada hizmet edecek formda değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki El-Emanetü'l-Tudman deniliyor değil mi? Emanetler tazmin olunamaz. Hz. Osman dönemine geliyoruz. Bu Efendimiz'e ait bir beyan. Hz. Osman dönemine geliyoruz. Hz. Osman diyor ki emanetler tazmin edilir diyor. el emanetül tutman diyor. Bakın hadise birebir muhalif bir şey. Neden diyorlar? Allah Resulü böyle diyor sen tam aksini söylüyorsun. Hazreti Osman'ın söylediği çok ilginç bir söz vardır. Diyor ki Efendimiz döneminde insanlarda bir salah vardı. Yani ahlaki seviyede çok 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 yüksek yerlerde. Ama şu anda fesedün nez insanların fesat zamanı. Yani ahlak bozuldu, emanete riayet bozuldu ve benzeri. Dolayısıyla siz eğer emanetler tazmin edilmez der iseniz şayet insanlar bunu suistimal eder. Kendisine verilmiş olan emanetleri çarçur edebilirler, iç edebilirler. Bakın maksada hizmet etmiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu bir hüküm. Anladınız mı evet. demek istediğimi? Onun içindir ki maksat çok önemlidir, mesaj çok önemlidir. Bu noktayı çok iyi ayırt etmemiz lazım hadis-i şerifleri günümüze taşırken. İlk dönemde bile bununla alakalı yorumlar yapılmış, yapılmış. Ayetlerde de yapılmış, hadis-i yapılmış. Zaten bizim usulü fıkıhtaki maslahat dediğimiz, masalih-i mürsele dediğimiz, istihsan dediğimiz kıyas dediğimiz metodolojiler aynen bunu ortaya çıkartmak için ortaya konulmuştur fukaha tarafından. Anladım. Dönelim mi? Dönelim. Dönelim. Biraz o zaman birincisi ama. vahyin denetiminin ortadan kalkmasıydı. Bunu bir kenara koyduk. Gelelim ikincisine. İkincisi genişleyen bir İslam toprakları var değil mi? Evet. Yani fetih hareketleriyle genişleyen bir İslam toprakları var ve o İslam coğrafyasında o İslam topraklarında neyle karşılaşıyoruz biz? Farklı, Farklı kültürlerle karşılaşıyoruz. Farklı dinlerle karşılaşıyoruz. Farklı yapılarla, farklı hukuki sistemlerle karşılaşıyoruz. Ve orada karşılaşılan şeyler karşısında biz yeni bir şey üretmek zorunda kalıyoruz. Bazılarına etkileniyoruz yani kültürel etkileşim oluyor. Bazılarına acaba bu doğru mu, bu yanlış mı söz konusu oluyor. Bu kelami mezheplerde de vardır zaten bu mesela. Cenab-ı Hakk'ın vasıfları hakkındaki tartışmalar hep bu dönemde yapılmış. İşte bu farklı kültürlerle, farklı efendim dinlerle, farklı coğrafyalarla karşılaştığımız an farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Yani Mekke Medine'de 5 vakit namaz vakti giriyor ama siz gidiyorsunuz St. Petersburg'a ta o dönemlerde gitmişsiniz orada Namaz vakitlerinin bazıları girmiyor. Nasıl namaz kılacağız ya da nasıl oruç tutacağız konusu giriyor. Yani mesele sadece farklı kültürlerle karşılaşmak ve onlarla çatışmak değil. O coğrafyaların beraberinde getirmiş olduğu sorunlar da Müslümanların gündemine giriyor. İşte burada mutlaka iştihat yapılması lazım. E yaparız tabii ki. Neden yaparız? Çünkü yapılması lazım. Hayat devam ediyor. Kur'an-ı Kerim gibi elimizde bir metin var. İkincisi sadece metin değil aynı zamanda bir hitap var orada. Yani sahabe-i kiram o 6236 tane ayet-i kerimenin ne zaman geldiğini, hangi vesileyle indiğini zaten biliyor. Dolayısıyla buna bir kitap bile diyemezsin o dönemde. Hitap biliyorlar yani sahabe-i kiram. Hatta Hz. i sözü vardır. Ben hangi ayetin nerede, ne zaman, hangi vesileyle indiğini bilirim der bir Yahudiye karşı o Yahudi gelir Hazreti Ömer'e yani sizin öyle bir peygamberiniz var ki hayatın bütününü kuşatmasını ifade sadediğinde çok ilginç bir şey söyler. Tuvalette nasıl oturulacağını bile onun adabine bile size öğreten bir peygamberiniz var. Çok şanslısınız manasına bir söz söyler. İşte o zaman Hazreti Ömer bunu der. Der ki ben Kur'an'daki her bir ayetin ne zaman indiğini söylerim. Dolayısıyla elde Kur'an var. Bu bir. iki Sahabe-i kiram var o Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne şahit olan, olaylara vakıf olan. O zaman sahabe-i kiram eldeki bu Kur'an'la efendim beri taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık hayat seniyesiyle birlikte bir içtihat işte da bulunacak bir şeyler söyleyecek nitekim söylemiş. Çünkü dediğim gibi hayat devam ediyor. Ve burada işte bir tartışma gündeme giriyor. Biz hukuki bir şey konuşuyoruz. Hukukun kaynağı olması lazım. Bu hukukun kaynağı nedir diyorlar. Hukukun kaynağı tartışmaların çıktığı zemin burasıdır. Efendimiz döneminde böyle bir tartışma yok. Kur'an var, sünnet var. Bitti. amin. Ama şimdi Kur'an var, sünnet var, bir de sahabi var. Okay. O zaman diyorlar ki hukukun kaynağı bir. Kur'an'dır. Kur'an. İki, çünkü ilahi beyan, ilahi kelam, ilahi maksat. İkiniz Hazreti Peygamber'dir. Beyanları var, davranışları var. Üçüncüsü ise yaşayan sünnettir. Bu ilginç bir nokta. Yaşayan sünnet. Yaşayan sünnet nebevi sünnetin devamı sayılabilecek olan. Şöyle diyebilirim. İslam ne zaman inmiştir? 610 ile 632 yıllar arasında. İnmiş olduğu bu zeminde Var ola gelen bir hayat var değil mi? Devam ede gelen bir hayat var. İnsanlar evleniyor, insanlar boşanıyor, insanlar ticaret yapıyor, insanlar bir tanrıya inanıyor, insanlar çok tanrıya inanıyor, insanlar ibadet yapıyor, Kabe'de tavaf ediyor, hacca gidiyor, kendilerine umreye gidiyor. Yani bir kurulu toplum, bir kurulu düzen üzerine Kur'an gelmiştir değil mi? Evet. Efendimiz Aleyhisselam da böyle bir zeminde peygamberlik yapmıştır değil mi? Evet. Okey. Pekala Allah Resulü peygamberliğini ilan ettikten sonra içinde neşet ettiği ve içinde yaşadığı toplumun hayatın bütününe ait uygulamalarında kaçta kaç değişiklik yapmıştır? Hepsini red mi etmiştir yoksa bir kısmını kabullenmiş midir? Hepsini reddetmediğini biliyoruz. Hepsini reddetmedi. Yeni inşa şeyler ortaya koydu. Bir kısmını kabullendi olduğu gibi bir kısmını ise üzerinde ıslahlar yaparak, üzerinde düzeltmeler yaparak kabullendi. İşte belki ta ilk insana ta Hazreti Adem'e kadar uzanan ama günümüze kadar devam ede gelen bir insanlığın sünneti var. Sünnet izlenen bir yol demek. İnsanlığın ortak kazanımları demek bu. Dolayısıyla böyle bir sünnet var. 610 yılına geldiğimizde 610 632 yılları arasında bir kesit var. O kesite biz nebedi sünnet dönemi diyoruz. Peygamber Efendimizin peygamberlik yaptığı dönem. Pekala peygamberimizden sonra ne oluyor? Vefatından sonra o da devam edip gidiyor. Hayat devam ediyor. İşte biz o dönemde insanların gerek insanlığın ortak kazanımından, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu değerlerden, uygulamalardan hareketle varmış oldukları hükme, böyle olmalı dedikleri şey de yaşayan sünnet diyoruz. Bununla alakalı bir örnek verebilir misiniz abi kafamda daha iyi oturabilmesi için? Yani şunu diyebilirsin. Mesela nikah. Nikah, İslam öncesi toplumda da vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine geldiğinde de vardı değil mi? Ve o geldiği dönemde nikah devam ediyordu. Belki küçük düzenlemeler yaptı. Mesela mehir denilen bir şeye sınırlama getirdi. O günkü toplumsal yapı içerisinde. Sonra Efendimizin vefatından sonra Efendimizin vefatından sonra nikah devam ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Sünnet olarak devam ediyor. Nebedi sünnetin devamı ne? O nikahtaki mehrin sınırlama getirilerek devam etmesi. Evet o da devam ediyor bakın yaşayan sünnet oldu aynı zamanda evet. fakat beri tarafta diyorlar ki mesela yani insan vehir verirken tamam bu sınırlama içerisinde vermeli ama fakat daha fazla veremez mi? Tutalım bir kilo altın verelim üç kilo altın verelim veremez mi? Verebilir diyorlar. Hazreti Ömer'in kanatı bu mesela söz gelimi. Diyor ki eğer siz eşlerinizi boşadığınız zaman onlara kantar kantar mehir vermiş bile olsanız mürüvvet gereği onlardan almayın ayet kerimesine hareketle. Hazreti Ömer diyor ki diyor ki eğer fazla mehir verdiyseniz Efendimiz'e rağmen Efendimiz'in bu sınırını koymasına rağmen siz gönlünüzden coşunuz fazla mehir verdiyseniz o mehir geçerlidir diyor. Bunu da yaşayan sünnet diyebilirsiniz. Gününe göre değişikliğe gidebiliyor. Yani. yani asgari şartlar mutlaka mutlaka koz gözetilmeli ama onun haricinde gerek kişilerin gerek dönemin konjektürüne göre tabii ki değiştirilebilir. Şimdi hukukun kaynağına giriyorum. Hukukun kaynağı Kur'an'dır dedik. Sünnettir dedik. Nebevi sünnet. Yaşayan sünnettir dedik. Bir de ne var? Bir de sahabe-i kiram devreye gidiyor ve sahabe-i kiramın aklı yani yorumları devreye giriyor. Şimdi ben burada kendime şöyle bir soru soruyorum. Neden kuran Kur'an-ı Kerim neden hukukun kaynağı olsun ki? Birinci sebebi olmasını ben değiştirilmediğinden dolayı hadiste evet sıhh hadisler var ama yine de bazen sadece anlam, kelime kelime ezberlenmediğini biliyoruz birçok hadisin. Bundan e, çekingeden dolayı birinci sıraya Kur'an'ın konduğunu çünkü Allah'ın kelamı olduğu ve değiştirilmediğine inandığımız için olduğunu düşünüyorum. Sıralamayı konuşmuyorum. Neden Kur'an diyorum? Neden Kur'an birinci sırada demiyorum? Önce onu ifade edeyim. Yani bu ayrımı gözetelim. İki şundan dolayı bu, bu güzel bir nokta. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından muhafaza edilmesi ve hiçbir kelimesinin değişmesi, değiştirilmemesi dolayısıyla ilahi kaynaktan olduğuna herhangi bir şüphe olmadığından dolayı hukukun kaynağı olması gayet tabi ama daha ötesi var. Ne biliyor musunuz? Dün Efendimiz Aleyhisselam vefat etti. Hazreti Bekir halife oldu. İki yıl halifelik yaptı Medine'de. Devlet başkanı. Arkasından Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer devam ediyor. Hangi yılı alalım? Hazreti Ömer'in 5. yılını alalım. 2 yıl Hazreti Ebu Bekir, 5 yılda Hazreti Ömer, 7 yıl. Efendimizin vefatından 7 yıl geçmiş olsun. Kur'an-ı Kerim burada. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne şahit olanlar, insanlar burada. Ve sosyal hayat. Medine'de bu 7 yıl içerisinde sosyal hayat değişti mi değişmedi mi? Çok değişti. 7 yıl içinde. Ben değiştiğini tahmin ediyorum çünkü topraklar genişliyor, maddi gelirler farklı bir hale bürünüyor. Bakın Medine tabirini unutma. Medine'de, Mekke'de, Fustat'ta, Bağdat'ta, Küfe'de bugünkü gibi değil değişim. Anladınız ya evet, sosyal her şartları günümüzdeki gibi değil. Hiç değişmedi deseniz sezadır bu 7 yıl içerisinde. Bak bu 7 Mimari yapısından şehir düzenlemesine varıncaya kadar, Nazım planına varıncaya kadar. Hazreti Ömer'in evinin döşemesinden ne bileyim tuvalet bilmem nelerine varıncaya kadar, halka açık umumi tuvaletler varıncaya kadar. Ben Medine'de 7 yıl içerisinde çok ciddi bir şeyin değiştiğini zannetmiyorum. Anladım. Anladınız mı? Anladım Mekke'de de değişmemiştir. Belki 10 yıl içinde, 20 yıl içinde de değişmemiştir. Çünkü sosyal hayat şartlar alabildiğine drogan. Her şey aynı devam ediyor. Kendini tekrar ediyor. Evet ben anlıyorum senin ne demek istediğini. Kendim yaşadım bunu. Gittik biz buradan bir tane iPhone aldık. Çocuklarla beraber, olanlarla beraber. Eve geldik, iPhone'u kurduk. Akşamına güncelleme geldi. <laughs> ya daha bismillah daha bugün aldık ya biz bunu. Akşamına güncelleme. Bu kadar hızlı bir değişimin içinde yaşayan insanlar bunu anlamayabiliriz. Ama öyledir. Bakın sosyal şartlar öyle çok çabuk bir şekilde değişmiyor. Bizde de öyleydi. Yani babam bize derdi ki rahmetli biz de oğlum işte böyle bir araya geldiğimizde teyzemin çocuklarıyla falan böyle çoraplarımızı çıkartır top yapar oynardık ya e biz de oynuyorduk. Çelik çomak oynuyorduk biz kendi oyuncağımızı kendimiz e oğlum biz de böyle oynuyorduk diyordu Ama gelelim bizim çocuklara. Bizim çocuklar kendi çocukları içerisinde 3-4 yıl içinde, 5-10 yıl içerisinde 10 tane oyuncak şekli değiştirildi ve hiç de oyuncaklarını kendileri yapmadılar. Öyle mi değil mi? Sen de öylesin işte sen. Evet. Onun için bakın burada sosyal şartları, kültürel şartları çok hızlı bir değişim, dönüşüm ve başkalaşıma tabi oluyor ama Efendimiz döneminde öyle değil. Sonraki dönemlerde öyle değil. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in 7. yılında, Hazreti Osman'ın 10. yılında Medine'de meydana gelen bir olayın cevabını ...siz Kur'an-ı Kerim'de bulabiliyordunuz. Çünkü hala size hitap ediyor. Hala hitap ediyor. Ve halen de hayat şartları aynı olduğundan dolayı... ...tabii ki insanlar ben Kur'an-ı Kerim'e bakacağım diyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyordu. Zekatı şu sınıflara verin diyordu. Kur'an-ı Kerim zekat dağıtılacakken o sınıflara veriliyordu. Ne bileyim savaş esirlerine şöyle davranın... ...hemen açılıyordu Muhammed Suresi 4. ayet... ...ona göre hüküm veriliyordu. Ehli kitabın taamlarını yiyebilirsiniz diyordu... Maide suresinde ona göre hüküm veriyordu. Alışverişlerinizi yazın diyordu. Yine Bakara suresi. Anladınız mı? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hukukun kaynağı olması kadar, fıkhın kaynağı olması kadar tabii ve doğal bir şey olamaz. Gelelim ikinciye. şimdi şey ben şey diyecektim hani evet Kur'an herkese hitap ediyor. Bütün sonsuza kadar hitap edecek. Ancak onlara direkt hitap ediyordu ve hala aynı dönem. Tabii ki aynen öyle. İşte bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. Gelelim ikinciye. Sünnet, nebevi sünnet dediğimiz şey. Yani Efendimizin o 23 yıllık hayat sinyesini yaşamış olduğu şeyler. Pekala sosyal şartlar aynı dedim ya. Evet. Oyuncaklarına varıncaya kadar, ev döşemelerine varıncaya kadar, evlenmelere, boşanmalarına varıncaya kadar, sorunlarına, kültürlerine varıncaya kadar aynı dedim ya. Tabi ikram döneminde özellikle Mekke ve Medine'de dolayısıyla nebevi sünnet de hukukun kaynağı oluyordu. Ama Olmayan yerler de vardı. İşte Buhara'ya gittiğiniz zaman, Semerkant'a gittiğiniz zaman, Sen Petersburg'a gittiğiniz zaman orada farklı bir kültür vardı. O farklı kültürde karşılaşılan şeylere karşı da Kur'an'da net bir şey yok. Sünnette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi sünnetinde net bir şey yok. O zaman sahabe-i kiram Kur'an-ı Kerim'i baz alarak, nebevi sünneti baz alarak içtihatta bulunuyordu aklını kullanıyordu ve o akılla Hazreti Osman örneğinde olduğu gibi yani emanetler tazmin edilir evet. edilmez örneğinde olduğu gibi Efendimizin bu konudaki muradı şuydu Kur'an'ın bu konudaki maksadı şuydu bugün bu murat bu maksat ancak ancak şöyle davranmakla elde edilebilir bu problem karşısında diyorlardı Buhara'da Semerkant'ta ve tutuluyordu yeni karşılaşan o probleme böyle cevap veriliyordu o zaman ne oldu? Kur'an'la beraber, Nebevi Sünnet'le beraber sahabe-i kiramın aklı devreye girdi, içtihadı girdi ve bir de uygulamaları devreye girdi. Bakın Maliki mezhebine. Maliki mezhebinde amelü ehlil medine diye bir kavram vardır. Medine ehlinin ameli diye. Niye? koskoca bir topluluk. Hazreti Peygamber orada 23 yıllık peygamberlik yapmış. 10 yılını orada yaşamış. Ve orada kıyamet gibi insan, binlerce insan Allah Resulü'nün hayatını görmüş, namazını, orucunu vesairesi vesairesini ve ona göre bir hayal sürüyor. Bu insanların yanlışta ittifak etmeleri, aynı yanlışı tekrarlamaları düşünülemez ki. Dolayısıyla ameli ehlil medine bile malikilerin yaklaşımı içerisinde aslında hüküm istinbatında, hüküm istikracında, hüküm üretiminde bir metot olarak kullanılır. Dolayısıyla ikinci olarak da buydu. Dolayısıyla neden nebevi sünnet, neden yaşayan sünnet diyemesin hukukun kaynağı olduğunu açık seçik net bir şekilde söylemiş oldum. Bu dönemin üçüncü bir özelliği, üçüncü özelliği ise istersen uzun oluyorsa bunu söyleyip bırakabilirim. Evet, bu Üçüncüsü din dünya devlet. Din, dünya, devlet iç içeydi bu dönem içerisinde. Yani din hayatın merkezindeydi, idari sistemin merkezindeydi, insan hayatının merkezindeydi. Bakın sadece toplumsal hayat demiyorum. İnsanın kendi içsel hayatında da, bireysel hayatında da her türlü davranışını ben dinime göre yapacağım diye bir zihniyet vardı, bir kabul vardı. Çünkü o nebebi atmosferin oluşturmuş olduğu hava bütün hızıyla devam ediyor. İkincisi dünya, din dünya diyorum ya dünya işte din derken bunu kastediyorum o dünya hayatı içerisinde dine uygun bir şekilde yaşama fakat belli tarafta bir de devlet vardı neden çünkü artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kurulmuş olan devlet isterseniz buna devlet deyin Medine şehirste devleti. İsterseniz Allah Resulü sallallahu sellemin farklı kabilelerle birlikte yaşamak adına kurmuş olduğu bir konsorsiyum deyin, bir federasyon deyin ve Efendimiz'i bu federasyonun başkanı ilan edin. Hiç benim için fark etmiyor. Yani modern anlamda bir devlet değil. Bunu kabul. Ama o dönemin anlayışı içerisinde bir devletten veyahut da bir idari anlamda tevhidi çatıdan bahsediyor ise şayet bir de kurumsallaşma vardı. Birlikte yaşama adına savaş hukuku devreye giriyordu, vergi hukuku devreye giriyordu. Yani birçok şeyi artık devlet ele alıyordu. Hani bugün de olduğu gibi. Dolayısıyla bunlar iç içeydi. Ama Efendimiz dönemine baktığımızda böyle değildi. Hazreti Ebu Bekir dönemine baktığımızda öyle değildi. Biz o dönemde daha devlet adına yeni 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 yeni, yeni toparlanıyorduk. Mesela Hazreti Ömer'in 10 yıllık başkanlığı döneminde, devlet başkanlığı döneminde yapmış olduğu kurumsallaşma, ortaya koymuş olduğu genel kaideler, vahrilerine yazmış olduğu mektuplar, ondan sonra vesaire vesaire yani devlet çatısı altında yapılması gerekli olan birçok şey Hazreti Ömer tarafından ortaya konmuştur ve şu söylenir. Eğer Hazreti Ömer'in bu 10 yıllık devleti olmasaydı İslami değerler devlet sistematiği içerisinde kendisine yer bulamazdı. Efendimiz yani onu sistemleştiren... Farklıydı tabii, çünkü birbirinden tabii ayrıydı. Ki, tabii ki. Çünkü coğrafya büyüdü, topraklar büyüdü ve onun sistemleştirilmesi gerekiyordu. 10 bin nüfusu bir Medine'deydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devlet başkanlığı. <laughs> Hazreti Ömer dönemine geldiğiniz zaman o kadar büyüdü o kadar büyüdü ki dolayısıyla e, orada bir din dünya devlet iç içeliği söz konusuydu bir kurumsallaşma söz konusuydu pekala hani fıkı nerede burada bakın daha fıkı yok hukuk yok işte burada Kur'an'dan üretilen hükümler ondan sonra hadis-i şeriflerden üretilen hükümler sahabe-i kiramın üretmiş olduğu bu hükümler o devlet düzeneğini düzenliyordu insanların bireysel hayatında düzenliyordu grupların toplumsal hayatında düzenliyordu fıkı hayatın içindeydi. Daha mezheplere geleceğiz. Daha evet. gelemedik. Evet yani bu üçünün beraber olması daha önce de bahsetmiştik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir devlet adamı olarak vermiş olduğu hükümler, bir Tabii. din adamı olarak vermiş olduğu hükümler ve aynı zamanda ailevi, işte dünya dünyayı beşeri, beşeri olarak vermiş olduğu hükümler ayrılmasını kolaylaştırıyor aslında bunların üçünün bir arada olmaması. Ve bu çok erken dönemlerde fark edilmiş ve bu bunu ilk fark edenlerden bir tanesi İmam Azam Hazretleri'dir. İmam-ı Azam Sünnel-i Hüda, sünnel, Zevait diye bir ayrım yapmıştır yaşamış olduğu dönemde. Kaldı ki işte fıkhın devreye girdiği dönem de şimdi başlıyor. Yani mezheplerin devreye girdiği dönem kurucu imamlar dönemi İmam-ı Azam'la başlayacak. Ahmet bin Hanbel'in vefatıyla bitecek. Ee, Bir sonraki bölümde yaşayacak. inşallah bu üçüncü bölümden devam edelim abi. Çok konuşuyoruz Kesinlikle. ama sen çok soruyorsun. Ee, beri taraftan da bu konuyu etraflıca ele almaya söz verdik ki ondan dolayı böyle evet. iyi gidiyor ben. Iyi ben gidiyor. bence böyle daha detaylı aklımıza geldiği sorular tamam. e, cevaplamak önemli diye düşünüyorum abi. Ağzınıza sağlık. Allah düşürüm. razı olsun. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. bölümde görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin.